Arkadaşlar merhabalar. Bugün 29 Ağustos 2023 Salı. Ben Bahattin Çağdaş. Şimdi geçen Afganistan'dan bahsettim. İşte orada daha önceki birkaç videomda da bahsettim. Çocuk gelinlerle ilgili. İnsanın yani ne diyelim çevresinde işte annesi, kız kardeşi, kızı olduğu zaman daha da hassaslaşıyor. Yani bir çocuğun yani oyun oynayacak bir çocuğun oyuncaklarıyla oynayacak bir çocuğun evlendirilmesi ve bunu din adına yapması ve Afganistan bunu uyguluyor arkadaşlar. Hadis var diyor. Hadiste 6 yaş 9 yaş diyor ve bunu uyguluyor. Bunu matah bir şeymiş gibi uyguluyor. Buhari'nin hadisi. Sahih Buhari hadisine dayanarak. Türkiye'de de işte anlattım. Güneydoğu'da, güneyde bunu uyguluyorlar. Uygulamaya çalışıyorlar. Fırsat buldukça uygulamaya çalışıyorlar. Şimdi yani düşün, çocuklar oyuncaklarıyla oynuyor. Bakın Afganistan'da bir örnek. Şimdi bu kız çocuğun oynaması gerekiyor. Ya bu çocuktan nasıl sağlıklı bir psikoloji bekliyorsunuz? Oyunlarla oynaması gerekirken, oyunlarla büyümesi gerekirken. Ya inanır mısınız? Burada Afganistanlı kişilerle konuşuyorum. Birkaç karısı olduğundan bahsediyor. Ve onları birkaç kızı olduğundan bahsediyor ve kızlarını insan yerine koymuyor. İnsan yerine koymuyor. Şimdi bazıları diyorlar ki efendim yok işte peygamber 18 yaşındaydı da şuydu da buydu da falan diye. Ya adamlar hadise uyuyarak bunu suyu istismar ediyorlar. Onu matah bir şey zannediyorlar. Oradaki o kız çocuklarının hayatını mahvediyorlar. Mahvediyorlar ve sağlıksız bir toplum çıkıyor. Bahsettim size orada, o tür toplumlarda. Gördünüz. Eşcinsel ilişkiyi de gördünüz. Hadi o neyse onlar yetişkin. Tamam tercihleri dersin. Ama çocuklara musallat oluyorlar. Erkek çocuklara da musallat oluyorlar. Onunla ilgili nasıl bir şey buluyorlar, dini kural buluyorlar onu anlamış değilim erkek çocuklarla ilgili. Hadi küçük kız çocuklarını 6 yaş, 9 yaş diye hadise bakarak şey yapıyorlar. Fırsatçılık yapıyorlar, yararlanıyorlar. Bakın arkadaşlar hemen İmam Buhari'yi biliyorsunuz. Bu kişi. Onun hemen hadisine girelim. Tamam. Sünni.com. Tamam. Burada bakın. Narrated Ayşe diyor. Ayşe'den rivayet edildi diyor. Bakın şurası tamam mı? Bu kısaltılmışı uzunluğa girmek istemiyorum. İsteyen olursa uzunluğa da gireriz tamam mı? Burada diyor ki that the prophet married her when she was 6 years old and he consummated his marriage when she was 9 years old. Hisham said I have been informed that Ayşe remained with the prophet for 9 years. 9 yaş till his death ölümüne kadar. Bakın burada şeyden Sahih al-Buhari diyor rakam makam vermiş numarasını 5134 Buk kitap 67 hadis de 70 tamam mı? Bu kısaltılmış özeltilmişi uzunu da var. Uzununda intercourse diyor yani ilişkiye gir diyor 9 yaşında. Şimdi bakın, Prophet yani peygamber evlendi, tamam mı? She was 6 years old, 6 yaşındayken, tamam mı? And he consummated, o tamamladı his marriage when she was 9 years old. Yani cinsel ilişkiye girdi diyor. 9'a kadar bekledi. Intercourse, ilişkiye girdi. Hisham said, I have been informed that. Yani bu, haber aldık diyor. Ayşe remained kaldı with prophet
Prophet'le, peygamberle kaldı. For 9 years till his death. Yani 18 yaşındayken Ayşe, peygamber ölüyor. Arkadaşlar, şurayı tekrar diyeyim. She was 6 years old, tamam mı? 6 yaşındayken evleniyor. Ve he consummated his marriage when she was 9 years old, tamam mı? Evliliğini 9 yaşındayken, yani evlilik gerçekleşiyor. Tam evlilik oluyor. İşte orada ilişkiye giriyor demek istiyor. Ve toplamda 9 yıl daha kalıyor. 9, 9, 18 yapar. 9 years, 9 yıl. Til ölene kadar. Yani 18 yaşındayken Ayşe, peygamber ölüyor. Tamam. Bu. Yani bunun hiç kıvırması, la mı, cimi, bilmem nesi, işte yeni yetime diyanetçilerin, ilahiyatçıların yazması, mazması falan hikaye arkadaşlar. Bu kadar. Bunu işte Afganistan ve Türkiye'de çoğu kişi bunu istismar ediyorlar. Bunu ölçü alıyorlar arkadaşlar. Yani böyle bir şeyi ölçü alıyorlar. Yani ne mantık yürütüyorlar, ne akıl yürütüyorlar, ne çocuk psikolojisini düşünüyorlar. Tamam mı? İşte buyurun. Afganistan ve Güneydoğu bunu takır takır yapıyor. Kusura bakmayın. Yani beni bir insan olarak bu rahatsız ediyor. Yani uluslararası hiç kimse karışmıyor bile. Umurlarında bile değil. Orada bir toplum mahvoluyor. Bir toplum dejenere oluyor. Mutsuz kadınlar, mutsuz kızlar, mutsuz evlilikler. Ondan sonra hiçbir şeyin umurunda değil. Neymiş? Din adına yapılıyor bu. Din adına yapılıyor. Yazık ya, yazık. Yazık. Bir yanlış anlaşılma, bir yanlış, işte ne derler artık, hadis midir nedir, veya bilmediğimiz bir şey. Yani böyle onu ölçü alıyorlar ve orada bir milleti, bir toplumu mahvediyorlar, çocuklarını. Yani peki, 29 Ağustos 2023 Salı, ben Bahattin Çağdaş. Yani maalesef bu, rahatsızım yani bundan. Hiç vicdanım yani hiç şey değil. Her fırsatta bunu dile getireceğim. Hiç sakın bana yok senin işin değil, bilmem ne değil, yok. Gayet de işim arkadaşlar. Gayet de işim. Nerede yanlışlık görürseniz, görürsek oraya naçizane müdahale edeceksiniz. İçtimai konu olabilir, toplumla ilgili konu olabilir. Şununla olabilir, bununla ilgili. Yazık değil mi ya? Şu çocukların mutlu olmaya hakkı yok mu ya? Şuna bak. Oyuncaklarıyla oynaması gereken yaşta 6 yaş, 9 yaş, yanlış bir aktarmanın, bir dini kuralın kurbanları oluyorlar bunlar, çocuklar. Neyse, bunu açık açık şöyle bir yerde konuşmam lazım, anlatmam lazım. En azından gösterdim ben size. Hiç lamıcımı yapmayın. Burada. O şey burada. Hadis burada. Hiç öyle yenilere menilere falan bakmak şey yok. İmam Buhari'nin. Çocuk gelinler.